10 kağıt basıyorum şimdi. Kayıt. Pardon. Çok iyi bakıyorsun. Ben gülüyorum. Tamam gül. Unutkanlık al. Unutkanlık ilacı. Vur bir tane. Unutkanlık ilacını buldum oğlum. Kime borcum varsa veriyorum bir tane. Hemen unutuyor borcumu. 4 aydır ev kirası ödemiyorum. Hadi oradan sen de. O elindeki ne abi? Dedim ya oğlum, unutkanlık ilacını buldum. Hadi oradan sen. Süper gidiyordu yemin ederim. Siz hala büyüsün olayına... Pardon, dur. Çok uzak değil mi ya? Ses alıyor mu? Alıyor. Biraz öne gel Serhat. Gel biraz daha. Yüksek konuş, kayıt. Siz hala büyüsün olayına inanıyor musunuz? Yalan haber, yalan haber. Sırf maske satırsa... maske satırsa... Atın. Maske satılsın diye al kopyasını diye biraz söyle. S'leri sana vermek. Aynen. Maske için, maske satılması için hep yalan haber bu yalan haber. Tamamen al kopyasını. Hepimiz asker, bizi asker. Hepimiz asker, bizi asker. Hepimiz asker, bizi asker. Hepimiz asker, bizi asker. Niye abi? Niye abi? Abi dışarı kalabalık olmaya başladı. Bekle şu oyun bitsin, almaya başlayacağız. Beklenenlere ne diyeceğim ben? Sistem yok abi. Abi dışarı kalabalık olmaya başladı. Kelimeyi tutur. Adama bir sufle versen oğlum. Yardımcı. Bakıyor. Çık. Merhaba be, doğalgaz faturası vardı. Mesai bitti kardeş. Soru var yine diyecektim bugün. Bizden ne olur ne olacak? Yarın parasını alacaktım. Bankada kalsın. Havale vardı. Havale varsa hastaneye git oğlum. Sen gidiyor oğlum. Ben de borcu ödemedi diye adamın arka düşeceğini söktüm. Meğerse hepsi çürükmüş. Adam hayır duası etti giderken. Yani anlayacağım millet hastane yerine bize gelmeye başlayınca biz de su satmaya başladık. Lan lan gülme. Borcu ne? Kayıt. Neydi lan benimki? Borcu ödemedi parmak kardeşim. He. Kayıt. Borcunu vermedi diye parmağını kestim adamın. Özür dilerim bir daha. Şimdi abinin sahnesini çektik. Aha. Neler söylemek istersin? Abi ben sahneyi beğendim. Güzeldi, espriliydi. Şimdi ben oyunculuğu özetlemek istiyorum abi. Benim görüşüm bu. Şimdi oyunculuğu kendi hayatında olanlar gibi hissedeceksin. Mesela bir filmde kavga sahnesi görüyoruz ya. Sanki o filmin gerçekten gerçek hayatında yaşıyormuşsun gibi hissedeceksin ki. Yani doğaçlama olacak, millet de inanacak. Çünkü sen ne kadar şey yaparsan, ne kadar filmin söylenene göre hareket edersen hiçbir anlam kazanamazsın. Şimdi biz nasıl çalışırsan, doğaçlama yapıyorsan nasıl gülüyorsan onu da aynı seri tekrarlayarak güzel bir ortaya.